New York'un Manhattan mahallesindeki Medine Mescid Camii'nde cuma namazı için tüm hazırlıklar tamam. Caminin bulunduğu sokak ulaşıma kapatılmış, New Yorklu Müslümanlar namaz için yerlerini almaya başlamış. Bu seneki Şeker Bayramı'nın 11 Eylül saldırılarıyla aynı zamana gelmesi günlere farklı bir anlam katmış. Numan Rahman yaşanan olayları acıyla hatırlıyor. Medya Müslümanların kötü olduğunu yaydı. İnsanlar da bizden nefret etmeye başladı. 2001'deki kanlı saldırı New Yorklu Müslümanlara şüpheyle yaklaşılmasına ve kendilerini hedef alan saldırı olaylarının artmasına neden oldu. Bazıları saldırıdan sonraki ayları korku içinde geçirdi. 11 Eylül özellikle bizim için zor geçti. Bir defasında metroda biri benim yanıma geldi ve terörist, terörist diye bağırmaya başladı. Allah'ım, şimdi polis gelip beni götürecek diye çok korktum. Oysa 11 Eylül olaylarında birçok Müslüman da hayatını kaybetti. Enformatisyen Nasır Bıhayyan o gün işe biraz geç kalmıştı. Gerçekten de çok korkunç bir sahneydi. İnsanların binanın en üst katından atladığını gördüm. Çünkü başka yapacakları bir şey kalmamıştı. Ateşte yanmak yerine atlamayı tercih ettiler. Çalıştığım şirket World Trade Center 1'in 30. katında bulunuyordu. Sanırım şirkette çalışan 11 kişi hayatını kaybetti. Müslümanları hedef alan ayrımcılık olayları 11 Eylül'den hemen sonra başladı ve uzun süre devam etti. Fakat birçok kültürü içinde harmanlayan Manhattan mahallesinde bazı şeylerin olumlu yönde değiştiği gözlerden kaçmadı. Medine Mescid Camii'nin yanındaki bir pastanedeyiz. Sokağın hemen karşısındaki Medine Mescid Camisi 1976'da açıldı. Küçücük bir camiydi ve insanlar çok iyi ve nazikti. Onlarla hiçbir sorun yaşanmadı. Fakat 11 Eylül'den sonra insanlarda bir çeşit zıtlaşma yaşandı. Kimse ne düşüneceğini bilmiyordu. Fakat zamanla birlikte Amerika'daki din özgürlüğünden insanlar eskisi gibi faydalanmaya yeniden başladı. Siyaset sahnesinde ve medyada yaşanan skandallar ve tartışmalar New York'taki bu camide yaşananlarla pek de bağdaşmıyor. Burada gün sessiz ve sakin bir şekilde akıyor. New York per Euronews, Anna Bressanin.